Selam arkadaşlar, bu benim Peugeot'um. Bu da Peugeot'un artık bidona dönmüş olan farları. Hiçbir şey gözükmüyordu şu halde yani. Fakat Mert kaptan bir mucize yaptı. Bakın şimdi dikkatli bakın. Şuna bakın abi, bu ne? Pırıl pırıl sıfır bir hale geldi. Ya beni bile görebiliyorsunuz ayna gibi. Hello. Abi yani şöyle karşılıklı göstereyim. Mert Kaptan, evet. Bu üstün hizmeti gerçekleştirdiğin için teşekkürler. Harika, bunu nasıl yaptın ya? Almış gibi oldum. Bu ne, bu ne? Ya olay şöyle, şimdi bunlar Mika yani Plexi işte şeyler, malzeme. Bunların üstü aynı teknedeki bizim fiberler gibi kavlıyor, tamam mı? Yani her şeyin üstü kavlıyor güneşte. Hele Antalya'dayız. Güneş kavladığı için bu reaksiyona giriyor. İşte hem çatlaklar oluşuyor, hem matlaşıyor. Yani şu sarılık oluyor. Bunlar aslında güneş, ultraviyole bunlar. Yani içine işlemiş. Bunu ne yapmak lazım? Bunun yüzeyini inceltip, yani üst katmanı alırsak, içerideki katman nasıl bir katman? İçerideki katman orijinal. İşte şu öbür gördüğünüz katman. Yani ben aslında üst yüzeyini almış oldum sadece. Büyük ama fark. Tabii güzel aldım. Şimdi tabii böyle şey alamazsın, yani öyle kafana göre yapamazsın. Şimdi nasıl yapılır yani? Nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Önce malzeme gerekli. Su zımparası, yani hırdavatçılarda, iyi hırdavatçılarda, sanayide falan satılan su zımparaları lazım. Bunların numarası oluyor. Bu 600 kum. 600 su zımparası. 1000. Ondan sonra bunlar yetmez. 1000'den sonra 1500. 2500. 2000 olsa da iyiydi arada. Bu 600 yerine 400 ile başlayıp 400-600 diye de devam edilebilir. Kloroform. Şu önemli, evet. Evet, bunu internetten buldum galiba. Aynen. Daha ucuz oldu. Bu da kloroformun tabancası, uygulama tabancası. Bu da satılıyor arkadaşlar. Trendyol'da bile var. İçinde de kloroform var. Şimdi şöyle, bu malzeme çok tehlikeli, tamam mı? Dünyanın en aşındırıcı, yani tinerin 100 katı falan. Bunu soluksan bayılıyorsun. Çok soluksan kanser oluyorsun. Boyaya dökersen boya kavlıyor, masaya dökersen masa kavlıyor. Yani öyle bir şey. Allah korusun. Yani ona göre kullanın yani. Öyle aldım ben hani şey fısmıs falan, aman ha. Ve yanlış uygularsanız, hani böyle sürdüm mesela, sonra elinle bir geçtim, orası böyle yanıyor, böyle farın orası falan, anladın mı? Yani öyle hassas. Bunu böyle yaparken değdirdin, soktun falan, o farın içine giriyor falan. Hani onu eritiyor böyle, o kadar şey yani. Ona göre kullanın. Şimdi ilk iş maskeleme yapmak lazım ki şey olmasın, boyaya zarar vermeyelim diye. Etrafını maskeleyeceğiz. Kaputu açtım, hani maskelememek için. Şurası daha rahat çalışasın diye. Hani farı da sökmeyeceğimize göre şuraları maskeleyeceğim, boyalı yerleri. Şurada inşaat başladı. Yavaş yavaş. Dış ses için kusura bakmayın. Evin boyasını yapıyormuş gibi düşün. Yani kenarlara taşmaması lazım gibi düşün. Yani böyle böyle zımpara alıyorsun. Şöyle şöyle. Her yeri zımpara alacağız. Önce nasıl zımparayla başladın? Önce 600 ile en kalınıyla başladım. Elinizde 400 varsa 400 kumla da başla. Arkasında numaraları yazar zaten. Mesela bak, bunda 1000 yazıyor. Ben 600 ile başladım. 400, 600, 1000. Evet, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 2500. Arttır arttır gideceğiz. Yapılabilir. Önce en kabasını alıyorsun. Sprey var ya böyle fıs fıs. Evet. Fıs olsa daha rahat olur. Hı, anladım, su için. Tabii. Bak ben şöyle söyleyeyim. Bu kuru çalışılmaz. Kuru yaparsan bunu çizersin. Tamam, böyle hep nemli, yani ıslak olacak. Elinle hissedersin. Ne zaman böyle hani duruyor gibi olur da elinden kayarsa, bil ki o zaman kurumuştur zımpara, anladın mı? Bak zaten rengi açılmaya başladı, görüyor musun bak? Bak rengi. Kesinlikle. Görüyor musun? Bak, direkt açılmaya başladı bak rengi. Sapsarı bayağı bildiğimiz bak. Bidon gibi bir şeydi ama yani. Bu zımparayı yapmazsan o kloroform şey yapmaz. O kloroform bunun üstünü yakıyor ya. Anladın mı? Kloroform yakıyor ya. Kloroform ne kadar temiz bir yüzeyi yakarsa o kadar şey çıkar. Bak şimdi bile fark etti, görüyor musun? Farın içi nasıl bir şey belli değildi. Uzun uzadıya, ne kadar uzun uzadıya yaparsan o kadar güzel olur. Şimdi açık sarı olmaya başladı. Gittikçe beyazlayacak. Soldaki gibi. Elinize sağlık ya, çok maalesef. Hadi. Kazansız belasız. Şey, teşekkürler, sağ olun. Biraz daha kalın zımpara olsa elimde 400, ben 800 ile başladım. 400 olsa onu da alırdım. Önce
Şimdi neredeyse bitti bu, tamam mı? Elimden geleni yaptım. Hiç fena değil yani. Bayağı basbayağı bari bir şey oldu yani. Farklılık oldu. Şimdi şey yapmam lazım. Ne olduğunu getir. Bu bile şu an şey yani. Farın değil yani. Böyle bile kullansam. Yani bir zaten bir kere biz temiz etmiştik, bu kadar yapabilmişlerdi. Bir öncekinden bin kat daha iyi şu an. Böyle bile yapsan yani. Kullansan. Şimdi biraz makine ısınacak. Taktım şeyi, makineyi. Biraz ısınacak makine. Isındıktan sonra atış serbest. Bak bak kaynadı, gel. Gel. Çek çek, başla başla, kaynadı. Evet, şu an kaynadı, ucundan çıkıyor arkadaşlar. Bak şuraya doğru tut. Bak, görüyor musun? Hissediyor musunuz? Ben çok net izliyorum ya. Vay be. Bayağı gözümün önünde şeffaf bir şey oldu yani. Ayna gibi. Artık büyük fark yok. Çok iyi görüyorum kaptan. Şu anda güneş yüzünden farklı gözüküyor olabilir ama ben burada çıplak gözle görüyorum, gayet aynı. Harika ya, içi gözüktü baya. Eline sağlık. Bedava hizmet. Komşumuzu seviyoruz, hizmeti. Bu da Mert'ten olsun. Gülay teyzeye Mert'ten jest. Direkt fark etmeye başladı. Sana söyleyeyim. Seninkinden daha çok açılacaktı. Bu bayağı sadece zımparayla pırıl pırıl oldu Mert. Aynen. Ama işte zımparayı bilen yapacak. Hayatım boyu tekne zımparaladım. Ben yapamadım arkadaşlar. Denedim, yapışıyor yani. Abi çok zor. Kaymıyor. Hep ıslatacağım. Ve büyük güç gerekiyor. Aynen.